Neler oluyor ya? Neler oluyor ya? Bak Nakbasya bak ya. BDV'ye girmişimdir, yargı dağıtıyoruzdur. Videoya da böyle yargı dağıtarak giriyoruzdur. 620'ye çıktı lan NP. Ben senin canını yerim ya. SV atar mısınız kardolar? SV gülücük. Merhaba video. Merhaba BDV. Merhaba gözlük. Bak bak bir de yukarıdan geliyorlar. Gelin lan. Al sana malis. Gel salla ya. Ne işimiz var bizim varıyorlar. Şurada bir hil. Hop buradan hareket ettim. Bir hil daha. Hop bir hareket. Bir hil daha. Var ya sen beni öldüremeyeceksin kanka. Ben kendime bir kür alayım hele. Şuradan bir hil daha. Lan anca kendimi koruyorum. Partiye faydam yok. Mage kurtardım seni adamım. He varıyor. Kesebileceğim mi adamı? Gel. Gel okçu kardeş. Gel sana da bir malis dolduğun gibi. Doğ artık lan ne oğlum ha? Doğduğun gibi kardeşim. Buyur malesini. Yat direkt. Şu adama bir hil. Kanka SVM olmadığı için yetişemiyorum. Bu kadar oluyor. La bir git. Help. Ölme lan. Abi SV yazsanız aslında yetişirim de. SV olmayınca o kadar oluyor işte. Şu mage'ye of. Aslında çok iyi gidiyorduk lan. Biz nasıl yenildik ya? Güzel de NP'ye kastık. Bak 717'ye çıktı NP. Kaybederek girdik lan. Kazanarak girecektik. Yani hayalimiz o yöndeydi. Neyse bir tane XP SC aldık bari. Allah Allah. Hiç hayal ettiğim gibi olmadı. Ne kadar böyle canlı girmiştim oysaki videoya. Şöyle uzaktan bakıyorum da Nakbasya'ya. Ulan günlük quest görevleri yapmalar filan. 70 level olduk ya. Günlük quest'imize koşuyoruz. Ama NPC'de quest MS'sini alabilmek için gerekli görev var ya onu almadım ya lan. Bu arada boss'tan da bir tane monster çıktığına göre bu bir işaret. Şuradan Dark Mithril taşımızı alalım. Sonra ve sonra 2, 4, 6. 6 tane monster'dan bizleri bekler. BDV SC'lerini de çöpe atalım. Bundan hiçbir işimiz yok. Gereksiz huzur yeri üstümüzü kaplamasın. Bizleri monster bekliyor. Ondan sonra Draki bekliyor. Çok güzel itemler ve droplar bekliyor. Hadi şimdi ilk monster'dan başlıyoruz. Bu monster'la beraber 2, 4, 5, 6 tane monster. Bakalım droplar ne olacak? Elimizde MP rekimiz var. Kafamız biraz rahat. SVSC'mizi basalım. Şunu basalım. Ve atraksiyon başlasın. Zor kardeşim zor. Ölmüyorsunuz da beni deli ediyorsunuz. MS'nin gücü adına hadi. Aa, lan. Monster'dan MS çık şey. Monster'dan boost çıkıyor muydu? Aha da destan serverında ilk boost'umu çıkarttım ya lan. Şunun ben şekline bayılıyorum arkadaş. Şunu hangi mühendis yaptıysa var ya. Müthiş bir şey yapmış ya. Müthiş. Şu invertörde dursun abi. Bunun değeri 500k bile olsa. Burada dursun abi bu ya. Şunun görüntüsüne bayılıyorum. Vallahi bayılıyorum. İki tane monster'a girdim. Bu ikinci monster hala item atmadı ama buz bile yeter benim için yani. Görüntüsünü yediğimi tipine bak ya. Bu monster'da hiç adlandıramadığım mantıklı gelmeyen tek son yaratık. Aha bu long ballistic midir nedir? Bunu var ya okçuyla yapmak cidden böyle isyan ettirir ya. Ta şuraya kadar geçiyorsun. Tekli oku vuruyorsun. Tık 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 tık. Ölmek bilmiyor bir şey yapmıyor. Battle Priest'in gözüne gideyim. İkinci monster'dan da hiçbir şey alamadık. Bu kaçıncı monster lan? Dördüncü monster herhalde. Dördüncü monster'dan bir tane item attı. White Dragon Neck. Ya şu itemi almamış olsaydık aslında bu White Dragon Neck'i de biz kendimiz kullanabilirmişiz. Dört tane monster'dan gelen çöpler ne kadar yapmış? Bu konuda oldukça heyecanlıyım. 500k. Ya bir sürü şeye girmiştim bundan önceki levelde. Monster'a girmiştim. Keşke girmeseymişim diyorum şu anda. Çünkü daha fazla çöp atıyormuş lan bu levelde. Son monster'un son yaratığını da ZR'ye bırakarak öldürmeye çalışıyorum. Ama ölmüyor. Evet öldü. Ve hiçbir şey çıkmadı. Abi adaletsiz. 6 tane monster ya. 6 tane monster'dan bir tane boss, bir tane White Dragon Neck mi atılır be? Nasıl dizeceğiz oğlum biz bu şarı? Ben niyet ettiydim yani Old Rogue atar dedim iki tane dual. Rogue'ları takarız, küpü, yüzük işini de aradan kaldırırız. Hala görev itemi takıyoruz. Görev iteminden olur mu lan o iş?
Dostlar ama bir şey söyleyeyim mi? Nakbasya'nın aradığı kudret Mirage Sword'da yatıyormuş be. Ulan neydi 60 levelde girdiğim drakiler ya? Şuraya bak. Vallahi kağıt ediyorum ha. Bak şimdi troller çıksın. Gel. Gel adamım gel. Bir sana bir sana. Gördün mü sen level ve Mirage farkını? Hadi öldüreyim de göreyim. Bak, elinizi kaldırmadan yatalak ederim topunuzu vallahi. Ne kaçması lan? Ne kaçması? Ah. Gel. Gel. Hadi göreyim delikanlılığınızı. Gel. Gelin lan. Yavrum Nakbasya be. 72 skillimi açayım. Sen bir de beni o zaman gör. Biraz fazla güveniyorduk kendimize ama şu Draki Horse'ler var ya, kitleyenler. Bir tanesi şöyle kafama elektriği bir koydu. Olduğum yerde 6 saniye boyunca full HP potu bastım ama hiç sağa sola kıpırdayamadım. %90'ı geçecektik ne güzel. Yani %92 falan yapardı diye düşünüyordum. Hepsini tamamlayabilseydim ama yemedi. Draki Horse'ler burnumuzdan getirdi. Gene de görevi vererek %92 olduk. 71 level olamadık ama maalesef ki. Çok geç oldu. Şimdi bankada biriktirdiğim biraz şeller var. Şu şelleri kırıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Bunları da kırmaya niyetlendim de oğlum. Bundan en iyi ne atar ki? Yani destansör bunda ne atarsa işimize yarar. Deko atsa para ediyor mudur acaba? Pek zannetmiyorum. O da atmıyor zaten ya. Bakalım. Tırt. Yani hiçbir şey atmadı. Şu Connet ironlar belki para eder. Life Crystal, Connet, bir de şunlar. Ederse bunlar para eder. Gerisi çöp. Çöp bile değil yani. YPC bile para vermez bunlara. Şimdi karınca kararınca oldukça komik bir pazar kurdum. Şu iki gözümüzün nuru Iron Impact artı 2'miz var ya, başka bir sıfırdan serisi yapan vatandaşa lazım olur diye bunu pazara koyduk. Bir tane weapon breaker vardı, onu koyduk. Hasper kadar bir tane buz çıkartmıştık onu ve görevden aldığımız full platleri falan koyduk. Farazi olur da bunlar sabaha kadar satılırsa şayet 24M 390K para verecekmiş. 5M'i de üstüne koyarız, 30M yapar. Muhtemelen de 2 tane Old Rock bu bize alır. Old Rock mu alırım, favorim mi olurum hala onu bilemedim, onun düşüncesindeyim. Ama sabah satılanlara göre hareket edeceğiz. 24M'lik satış için sabaha kadar bilgisayar açık bırakmaya ne dersin? Sıfırdan serisi yaparsan sen de bırakırsın abi. Mecbur. Çarşamba mıymış lan biz pazara bıraktık bir şeyler satılsın diye. Gece 3'te mi 3.30'da mı ne, boyu kapanmış. Başına durmamışız en azından. Bir şeyler satılmış. Üstümüze nakdi olarak paralar gelmiş. İyi, Allah bereket versin ya. Bakın burada madencilik yaparken şuraya, tam olarak şuraya dikkat etmenizi öneririm. Bakın kaç level? 71 level. Atarsa 1. Atarsa 1 dostlar. 72 levele ramak kala. Ama burada DC flash kasmaya devam ediyoruz. Bunlara ne yapamayız? Para asla veremeyiz. Buradan da bir iki tane monster çıkarsa, oradan da bir tadına bakarız tabii itemlerin, değil mi? Bir old rock lütfen. Old rock. Roll demiyorum bak, rock. İhtiyacım olanını istiyorum. İhtiyacımdan fazlasını değil. Maden kasarken Manes eski etkinliği geldi aklıma. Ulan dedim ben Manes'e niye girmiyorum ki? Sonuçta ne bu? Bedava VIP-K demek. Olur abi, hiç affetmem. Madenden şöyle kıralım. Üstümüzü boşaltalım. Ha bak, bir TS daha geldi. Bir şey fark ettim bir de. 70 devirin üstüne geçtikten sonra sanki maden daha iyi droplar veriyor gibi. 4 küçülme topu, 3 tane TS falan. Bunlar güzel. Benim sevdiğim droplar zaten bunlar. Bunlar olursa Skadi'nin keyfi gelir. Şimdi Manes'ten de bir VIP-K. He? Şimdi Manes'e girdik. Ulan Manes'e biz bu olayı nasıl yapıyorduk ya? Şeyi hatırlayamadım da sürekli böyle yaratık kesecektik herhalde. Değil mi? Öyle hatırlıyorum. Bakalım doğru mu hatırlıyoruz? Aynen, sonra şunlara veriyorduk. Da hangisine verecektik? Böyleydi. Böyle miydi lan? Yani bir şey yaptık ama adamlara vuramıyorduk. Tamam. Aa, biz geç kaldık var ya. Tabii canım. Hatırladım ya. Bol bol yaratık kesmemiz lazım şu anda. Biz boş boş geziyoruz ama. Ulan bir şeyler yaptım. Bir 30 level oldum ama tam mantığını anlamamakla beraber bazılarına 2 tane, bazılarına 1 tane vuruyorum.
Mesela bu, şuna bir döneyim. Bak buna bir tane vurdum. Bu vatandaş biraz hızlı kovboy. Ama kaçamayacak. Bak şimdi. Şurada, 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 şurada. Lan görünmez oldu kaldı ya. Bak zalıma ya. Aha, aha, hoppa. Şuraya bak, görüyor musun? Bir çoğu kaçamıyor benden. Bir çoğu da kaçıyor ama. Sanırım en iyisi oldum. Ama bir şeyim eksik. Ya ben golsüzüm ya karakterde bir şey eksik. Bak şimdi buna bir Ali Cengiz. Şuna bir Ice atıyoruz şimdi. İzle bak ne oluyor. Ice attık mı abi? Yavaşladı mı? Yavaşlamadı. Ama başka bir şey yedi. Buna iki tane vururum. Döner bunu da indiririm. Bu neyi öldü ya? Gel adamım. Bak bu sıkıntı. Bu demeç yemiyor görüyor musun? Şöyle yapalım. Bak 3000 yiyor. Ulan biri 20.000 yerken biri nasıl 3000 yiyor? Bundan uğraşmıyoruz hemen öbürüne geçiyoruz. Bunda başka bir Ali Cengiz var. Bak pasyonu anlamadı. Bak bunda da sıkıntı var. Uza. Bir kür al. Ha. Şuna bir debuff. Kendime bir heal. Sonra hunharca. Nasıl yok oluyorsun bir anda anlamıyorum ki. Gel sen de. Bak mana bitti. Mana bitti. Dur tek atma lan. Ne eksik ya. Tam hatırlayamadım ben bu etkinliğin ne olduğunu. Ama bak 31 kişi öldürmüşüm. Şuna ice vurup şunu da indirebilirsek ne ala diyeceğiz. 3, 2, 1. Öl lan. Gider ayak bana öl. Adamsın. 32 etkinlik bitti. Ne aldık şimdi? Tam hatırlayamadım. Tam olayı kavrayamadım ben. Ama 20 tane manes orb gelmiş. Lan çok sıkıldım lan şey yapmaktan, maden yapmaktan. Bu maden nasıl bir şey biliyor musun? Abi yan bilgisayar ne olacak? Şu anda mesela benim yan bilgisayarım var. Ben onda mage kasıyorum. Slotlarda bambaşka hayallerim var. Onları ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Ama bu maden işini yan bilgisayarında yapacaksın. Arada bir bakacaksın abi. Ana karakterinde maden yapmak sıkıntı. DC'ye flash kasmak için yapıyorum ama bunu aldım bırakıyorum. Öyle çok seri şey de atmadığı için. Küçülme topu cartürt. Yeter la. Yan bilgisayar işiymiş bu maden. Yan bilgisayara da RC Premium almayacağımıza göre maden yalan oluyor beyler. DC flash'ımız yeterli. Satmak üzere biriktirdiklerimiz de burada. Tek bir tane 1920 hille Quest partisinde partiyi hilliyorumdur. Hiç zorlanmıyorum lan adamlar sağlam herhalde ya da ben çok iyi oynuyorum. 3'e basıyorum. Bazen de 4'e. Battle Pass'in en kötü huyu şu mana potu. Mana potu demişim. Manası 4 tane heal atıyorum bitiyor la. Bütün partiyi heal atmaya kalkınca yarım saatte 200 tane pot harcar bu. Belki de daha fazla. Demonarav'la görev yapıyorduk. Bu arada Demonarav'a da buradan çok teşekkür ediyorum ya. Valla bütün görevleri bilmem tek tek hiç üşenmeden uğraşıyor. 71, %58 olduk. Şimdi BDV çekecek. BDV'de bana save atarlarsa ben de onlara heal atacağım. Öyle bir prensip edindim kendime. Raven Harp görevini yaparken de bir tane Mirage Dagger kıtladık oradan. Bunun da piyasasına bakacağız. Satacağız inşallah. Tek başıma bir piri olarak toplu yok bir şey yok. Anca o 1920 hillen bu BDV'yi kazandırdım. Bak güzel de batılı şey. Güzel de NP kastık. 1019'a çıktı NP. 296'ya 0. Ama sizden bir ricam var. Bakın yıllar geçti. Yani bu oyuna yeni başlayan birisinin de olduğunu düşünmüyorum. Ya BDV'de buff isteyip durmayın. Adam undi yırtıyor kendini. Ne işin var undiyle? Ulan tek priestim zaten. Ağaç şeyini atmışım. Hidin de atıyorum. Yetiştirirsem karşıya malis de atıyorum. Tamam da. Tamam da daha yani asas olmana rağmen, okçu olmana rağmen kürünü de ben oluyorum. Mantıken priestleri bu kadar darlamayın undi diye. Undi dediğin şey bak. Priest bak kendine buff atacak. Burada aksiyon olduğunu düşün. Ben şurada durdum. Bak 1, 2, 3. Tam 3 saniye. Bu 3 saniyede var ya karşı taraf bütün partiyi telef eder.
Canımız ne kadar? 4399. Bakın şimdi. 4099'dan kendimize 1500 buff atmamıza rağmen 300 HP fark ediyor. 300 HP seni kurtarmaz baba. O yüzden Priester'i darlamayın. BDV'yi de kazanayım. Yeşil kutumu da alayım. Şimdi BDV SC'si var. Game of Experience var. Klan bonusu var. Görevi aldık. O zaman Draki Kulesi'ne girmemek için hiçbir sebebimiz yok. Bir de SVSC basalım şuradan. Oh! Bakalım %60'dan %100 kaça çıkartacak? 3 tane Draki. Nasıl başarıyorum ben bu işi? Vallahi anlamadım ya. Ulan hiç ölünmeyecek yerde nasıl öldüm gene ben ya? Tövbe estağfurullah ya. Görüyorum orada canımı 500-700. Bakıyorum öyle. Oğlum bassana HP botu. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ya aha madem Draki'de öldüm. Madem keyfim de kaçtı, weapon da atmadı. Atmasın lazım değil. Gideyim şu CZ'deki şeyi yapayım. Evil Wizard'ı yapayım. 72 olalım en azından. Açalım skillimizi ya. Nefret ettim ya. 2 tane dual ultrak alacağım ya. HP düşük, her şey düşük. Çıldırttılar beni. Şimdi ben Skadi ile PK attım. Dönemler geliyor gözümün önüne. Asaslar 4500, 5600, bazen de 7800 demeç vurdukları oluyordu bana. Şöyle sol tarafa doğru bakıyorum. 1500 buff var. Ona rağmen HP 3056. Bak bir alan yiyorum. Can yarıya düşüyor. Burada millete heal atmaya çalışıyorum uzaktan yanlışlıkla. Abi EV'ler çiftlese skillini ben öleceğim. Yani şu arka taraftaki ağaçlarda ya da şu aradaki trollerde ben bir gün para kasmaya gelirsem asaslardan kaçmak için çok uğraşmama gerek yok herhalde lan. 0-0'ın bir sahnesi vardı, bir magiye Pierce vuruyordu biliyorsunuz. Pierce de öldürüyor, tek atıyordu yani, damage yazmıyordu. Bir asas benim üstümde o sahneyi kendi yaşayabilir ha. Bunu bilen Nakpasya yani Skadi ne yapar? Gelmez CZ'ye. Şu şartlarda gelmem CZ'ye. Gözüm ürktü, gözüm ürperdi, bir kötü hissettim ben. Ama bu görev bitince direkt 72'yiz. 72 skillimiz geldikten sonra para kasabileceğime nedense inandım. Bak ölüyorum. Oğlum partiye heal attığım yere baksana ya. 5-5 gelirse beni görmesin diye. Kendime heal atarken bir de HP potu basıyorum. Çok zor lan. Bu ne be? HP potum da az. Şu taşın arkasında kalayım. Buradan heal atarım ben onlara. Maksat EV'nin alanına girmemek. Görev sayar sonuçta. Aynen. 47 oldu. 72'ye ramak kala. Hangisi var? Şöyle yukarıdan bakalım. Evet. Tamam. Gel şimdi şu ağacın arkasına. Onlar bu ortadan yürüyor. Ben buradan yürüyorum. Şura. Şura iyidir abi. Şöyle heal atacağım kadar. Heh. Bura iyi. Benim gibi piresler de bakın burada. Sizin yeriniz burası abi. Tam olarak burası. Şurada duracaksın. Bak. Bak bak. Bak gördün mü bak. Bir tane vurdu lan. Taşın arkasında nasıl yakaladı beni ya. Taşın arkasında yakaladı. Tam 3056. Bir tane. Beklediğimiz performans ama. Revenge Taker açıldı. Herhalde ilk ölüm için bana Monster Stone vermiş olabilir. Bu adamla bağışıklık yaptı herhalde. Geldi yine bizi öldürdü. Yapacak bir şey yok. Gene kalkıyoruz. Aa diğer adamı da öldürdü lan. Oo. Aa bak öldü. Beni kesiyor. 50 NP alıyor benden. Kendisi ölüyor. 88 geri veriyor. Aa bir tane daha geldi. İyi. Güzel güzel ölerek NP kasmaya devam. Her görevin sonuna doğru neden böyle oluyor ya? Ulan has güzel bitirecektik görevi. Adam partiyi bize verdi. Ne bak başının çaresine der gibi. Lan spaylarınızı toplamışsınız. Gidin de yapın görevinizi oğlum. Bize ne? Vay arkadaş görevi de bitiremedim ya. Ya arkadaş bir dur la bir dur la. Bitene kaldıydı la. Aman be saltanat ya.
Yapamadık gitti şu görevi ya. Bir tane ya. Bak 119 bir tane. Bir tane. Bu Dark Passenger arkadaşa da buradan çok çok teşekkür ederim. Adamın görevi yok. Benim için duruyor burada. Humanlar gelmeden aha da bitti. Thank you. At abi tohum. At 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 at. At ver görevini canlı canlı. Ol 72'ni at. Neredeydi bu görevci lan? Yönümü de şaşırdım. Aha burada. Şöyle görevimizi verdik. Aha da bu kadar. Al işte abi bak. Olması gereken şey bu. Tak helis. Tamam abi bu saatten sonra var ya. Dünya yansın umurumda olmaz. Helis skillimden asla şaşmam. Şimdi çöp slotlarında farm atmak için kendi gücümüze uygun bir slot bakmaya gidiyoruz. İlk farm slotum Half Troll varıyorlar. Şurada bizim standardımız magemiz minikomuzu da açtık. 35 level'e çıkarttığımız gibi direkt bu persona getirdim onu. Half Troll varıyorlar tabi beni zorlayacak ister istemez. Damage'imiz düşük, azıcık pot masrafımız var. Ama gelen çöpler nedense kurtarır gibi düşünüyorum. İlerleyen süreçlerde de böyle karakteri item ekledikçe işte 8 set olsun ne bileyim ufak tefek takılar olsun daha rahat keseriz gibime geliyor. Esten slotlarına baktım ama doluydu. Yeniye falan bırakmışlar. Ben de hiç uğraşmadım abi. 1 saat 2-3 M bile kassa benim için şu şartlarda zaten yeterli. Biraz daha takı ve kıyafet desteği yaptıktan sonra inceden inceden zaten şeye giderim. CZ'ye muhakkak çıkacağız yani. CZ'nin getirisi. Hepimiz biliyoruz ki buradan daha fazla. Da şu şartlarda Nakbasya'nın yiyeceği iş değil o iş. O yüzden EMC'ye, Estant'a şu anlık devam. İlk tohuna gittiğimde beraber bakacağız ne kadar para geleceğini. Ne geleceğini yani. Half Troll Warrior'un çöpleri acaba ne kadar ediyor? Dostlar bu yaratıkla beraber tam yarım saat olmuş oluyor. Üstümüze gelen çöpleri satmaya gideceğiz şimdi. Bakalım bu turdan yarım saatte Troll Warrior'dan ne kazanmış bu karakter. Bir bu kadar çöp de magenin üstünde var. Önce bunları satalım. Ne geldiğini görelim sonra mageyi de hallederiz. Bakalım bizim üstümüze gelenler bize kaç para kazandırmış? 480k. 500k diyebiliriz. Magenin üstünde biraz daha değerli itemler var gibi gözüküyor. $800k'da böyle geldi. 500-800 coinlerle beraber 1.5M yani yarım saatte 1.5M kasmış olduk. İyi diye bir kelime kullanacağım. Saçmalama neyi iyi yav diyenleriniz olacaktır. Slotu kesinlikle dönemiyorum. Slot gerçekten çok zor ölüyor. Çok vuruyor. Masrafı demeyeyim de yani çok zor ölüyor. Benim levelimde ve benim itemlerimle slotu tam anlamıyla kesme şansımız maalesef yok. O yüzden benim için yarım saatte 1.5M idealdir. Şimdi bir yarım saat daha takılalım. Bakalım aynı tutarda mı verecek? Yani 1.5M'e yakın bir para mı verecek? Onu hep beraber göreceğiz. Şöyle HP'yi basalım. SVSC'yi basalım. Nasıl kestiğimize tekrardan göstereyim. İşte böyle. Hafif bir mana masrafımız oluyor. Yarım saatte bir 50 tane falan mana harcadık. İşte tam olarak böyle oluyor. Çok slot işine giremediğim için şöyle çekerek genelde kesiyorum yaratıkları. Yarım saat daha buradayız. Yarım saat bittikten sonra bakalım 1.5M daha verecek mi? Ona göre karakterimize bir analiz yapacağız. Yani ne gerekiyor, ne almak lazım? Old Rock mu alalım, Old Diamond mu alalım? HP ve atağa mı yönelelim, sadece atağa mı yönelelim? Bunların kararını kestiğim yaratıklarda, kestiğim slotlarda kastığım paralarla aslında kararını vereceğim. Ha şahsen benim gönlümden Old Rock geçiyor. Para olsa direkt çakarsın favorini artı 3 ama o bu sıfırdan serisinde yapılabilecek bir iş maalesef ki değil. Yani o favorin 3 dediğimiz bugün 3-3.5 GB civarında bir fiyatı var. Ve o parayı biz kasana kadar abi böyle 1M 1M 3 GB kasamayız. En alttan en yukarı doğru çıkmaya başlayacağız. Favorin aldığımızda sadece işte Old Rock'lar çöp olmuş olacak. Ona da yapacak bir şey yok. Hatıra diye kenara koyacağız yani.
Oo, iyi ki Magi'ye gitmedi. Bakın buradan bir tane monster düşürdüm. Herhalde çok istisnai ve nadir bu durumdur buradan monster düşmesi. O da bize videonun hatırına denk geldi herhalde. Bu arada Manes etkinliği var. Manes'e girdiğimde bildiğim kadarıyla bu SVSC'nin süresi gitmiyordu. Manes çektiğinde aşağı yukarı kaç? 17-18 dakikalık farmımız kalacak. Manes çıkışında hiçbir şey olmamış gibi kaldığım yerden burada kasmaya devam ederim. Magezden burada bekliyor. Manes çıkışında çeker bizi. La bu MP rek de R vurmuyor kolay kolay. Aslında o yüzden çok masraf yapıyor pot olarak. R'si vursa yine bize biraz daha iyi de. Doğru hatırlıyormuşum. Bakın Manes'e girdik. SVSC yazısı üstten gitti. Şimdi Manes'te bir 20 tane daha şey alalım. Oğlum ne öldüreceğiz lan, her şeyin canı yok yüksek. Neye vursak elimizde patladı, şunlara gidelim. 10. oluyorum 20 tane veriyor. Sonuncu oluyorum gene 20 tane veriyor. Bu demek ki buna girince 20 tane alıyorsun ya. Bugün çok vasattı şu anda, yani bu etkinlikte kötüydüm, en sonuncuydum diyebilirim yani, ama gene 20 tane verdi. Gündüz o kadar kötü değildik, gene 20 tane verdi. Kaldığımız yerden devam edelim hadi farmımıza. Miniko bizi çeksin ve farm başlasın. Bu yaratıkla beraber ikinci yarım saatin sonuna geldik. Şöyle bakıyorum Magen'in üstüne ve kendi üstüme. Aslında ilk yarım saatten daha fazla attığını hak et söyleyebilirim. Şu bizi bırakmayacak ama şunu da öldürelim. Bu da geldi gitti, manesti, carttı, curttu. Aradaki farkın son yaratığı olsun. Sanki bu turdan daha fazla para gelecek gibi. Şöyle bir kenara alalım kendimizi. Ve taunt atalım. Ekstrem olarak bir tane monster stone'umuz var bak bu sefer. Şimdi Nakpaser'ın üstündekiler ne kadar ediyor? 475 böyle geldi. 4, 5, 6. 600K. Şimdi Miniko. Devreye Miniko giriyor. Evet, diğer çardan gelen şimdi itemleri de aktırdık. İlkten ne gelmişti? 600K. Şimdi ne geliyor? Hızlı 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 hızlı. 750 bir geldi. 230 bir geldi. Tamam. 600K öyle gelmişti. 7, 8, 9, 10. Tamam, 1600. İlk turdan 1,5, ikinci turdan 1600. Yani toplamda 3.100. Hem para kastık bu slotta usul usul yavaş yavaş kese kese. Ama biz ne yaptık? Aşağı yukarı 125 adet mana potu, 22 adet de HP potu harcadık. Kasmış olduğumuz 3.1'den 800K'yı çıkarttığımızda 2-2.5M civarında bir para kasmış olduk dostlar. Yeterli mi? Değil. Üstünde gözümüz var mı? Yok. Ben sırf bu yaratık öldürmek için geldim dedim ya Destan'a. Ben yaratık öldüreceğim abi. Şimdi yaptığım ince küçücük böyle kastığım paralarla bir tane rok alacağım. Ne bileyim, bir tane artı bir taka alacağım. Bir tane 8 kıyafet alacağım. Bir tane küpe. Böyle yani. Böyle böyle ilerleyecek. İlerleyen süreçlerde o half troll warrior'ları var ya, böyle lime lime edeceğiz. Saatte 5 hem bırakacak inşallah. Destanda hiç kaosa girmedik. Ulan ben kaosa girmeyeli, daha doğrusu en az 2,5 yıl olmuştur. Kaos özelliğimi ve yetimi kaybettim mi acaba? Bunu merak ettiğim için bir kaosa gidiyoruz. Orada NP de geliyor bildiğim kadarıyla adam öldürdükçe. Hem şu NP'miz biraz yukarı çıkartalım. CZ, MZ'ye gittiğimizde iki ölmeye bizi CZ'den atmasın. Hem de belki yeşil kutu, kırmızı kutu, artık mavi kutu ne yapıştırabilirsek onu bir alalım. Bakalım nasıl bir şeydi burası ya. Ben burayı unuttum. Skill dizilimim böyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Şunlardan biri zehirdi. Şu zehirdi herhalde. Aynen. Gel adamım. VS mi istiyorsun? Come Seni öldürdüm. Ya üf. Bu adam neyi öldü lan? Bana kim vuruyor oğlum? Ana. Oğlum ben bunları alıyorum. Bak bu patlayan şeyleri alıyorum ama bana hiçbir şey vermiyor ya. Müthiş kolsuzluk var şu anda. Paslandığım aşikar belli.
Bu kaoslara işte zaman yetmiyor. Her zaman gündüz evde olmuyoruz. Gündüz evde olsam aslında ben bu işi ayarlarım yani. Bu güzel güzel para getirisi normalde de. Evet, kaosta kill sayılarımız artıyor. Hadi bakalım. Para lazım reis, daha 12.'yiz. Ya abi, benim anlamadığım bir şey, ben de hiç böyle birinciliklerde ikinciliklerde değilim ama millet bana tek atma alıyor, ben alamıyorum yani. Alıyorum da bana hiçbir şey gelmiyor. Sadece bir kere hızlı koşu geldi, o da 3. sıradaydım. Sonra gene yerle yeksan olduk, çok hızlı ölmeye başladım. Ama şu kill niye gelmiyor? Ortadan alıyorum, gelmiyor ama yani. Bak 9.luğa kadar düşmüşüm yani. Bunu bir türlü anlamadım ben. Bir yerde bir şey eksik yapıyoruz ama neyi? Bak şimdi alıyorum. Alamadım lan. Aha aldım. Bunu da mı adam aldı? Vay be. Acaba ben alamıyor muymuşum lan? Bu VS'yi kim kazanır? Bu VS'yi KS kazanır. Adam beni de öldürdü, onu da öldürdü. Bak şimdi. Bak şimdi ya. Nasıl bu kadar paslanmışım onu anlamadım abi. Aslında iyi oynuyordum ben lan. İyiydim yani aslında. Şu anda da fena değil gibiyim. 9.'yum. 4. ile aramda 11. 11 kill farkı var ve 3 dakikası var. Biraz zor bir ihtimal. Adamın eli de armut toplamıyor sonuçta. Şunu biz alırsak evet. Şuraya da bir alan çakacağım. Hadi be, kimse ölmedi işte ya. Bu kaosun olayı zaten o alanlarda her attığında 1-2 kişini öldürebilirsen çok rahat şeye girersin. Sıralamaya girersin. Alanlar karavana gidince pek de verimli olmuyor aslında. Şimdi şu adama KS'deyiz dostlar. Aa, yemedi lan. O zaman bu adamı VS'de indireceğiz. İner mi? İner mi? İnerdi aslında. Şu bıçağı atmayacaktık o anda. Yanlış yaptık. Bak şimdi alıyorum. Aldım. Aa, HP geldi abi. HP iş yapmaz ki ama. Gider ayak şu adamı mı öldürelim yani? İyi, öldürelim. Bu gitti. Şuraya da bir alan sıkıştırır mıyız? 18 saniyesi var. 18, her türlü koyarız buraya biz alanı. Şöyle bir tıklatalım. Kimse ölmedi be. Çok uzaktayım ama bulur o beni. Bitti. The bad day is over. Aldığımız kill sayısı 55. Aslında fena değil. Bunu geliştireceğim ve ileride ilk 4'e girip mavi kutumuzu alacağımızı biliyorum. Alacağım yani, bakın bunu çok net biliyorum diyorum. Çünkü alacağım. Yıllar üstüne ilk defa girdim. Bir paslık olmuş olabilir. Bir de tek atma, o zırıltılar da muhtemelen bazı kurallar değişti. Haberimiz yok. O oyunun tam kurallarını öğreneyim. Daha rahat kazanırım. Ama biz yeşil kutumuzu şöyle kıtlayalım. Bu bizim karakterimize. Abi ne varsa etkinliklerde var dedim. Girdim. Şimdi millet yırtacak kendini. Baf 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 diye biliyorum. Undi mundi, millet parçalayacak kendini. Ama ben kendi bildiğimi yapacağım. Bak ilk yazan Komiser Kemal oldu. Kendimi AC'mi atayım. Yetiştirebildiğimi de buff filan atarım. Yani sabaha kadar da desem bunlara buff'ın bir önemi yok diye saçmalama maçmalama diyecekler, biliyorum. O yüzden kendi bildiğimi yapayım hadi. Çok uzaktayım ama ölme lan komiser, adamsın. Şu magiyi biraz desteklersek bence iyi olur. Evet. Burayı da kazanacağız gibi dostlar. Oldu bitti. Dostlar, BDV'yi kazandık. Ne varsa etkinliklerde var zaten. Resmidir. Muhtemelen de bu arkadaş bizim takipçimiz, hoplayıp zıplatına göre. Bir tane daha yeşil kutuyu haneye yazdırdık. Güzel. Bu akşam Old Rock'larımızı aldık demektir. Bakalım bugün Draki bize bir şey verecek mi dostlar ya? Bugün çok umutluyum. Yorumları bayağı okudum. Üçüncü odadan başlıyormuşuz. Gene yanlış yaptığımı söylediler. Çünkü birinci odan superior box atma ihtimali varmış. Biz bunu gene göz ardı ettik. Bazı şeyleri deneme yanılma yöntemiyle yapıyorum çünkü. O zaman tamam. Birinci odadan başlarız biz de. Hem biraz da fazla HP ve MP botu
Kasarız. Zaten bu odalar bizim için çok kolay. 3 drakinin sonunda görüşürüz. Ulan ne zaman bir şey niyetlensem bu Manes karşıma çıkıyor. Girmeden olmaz. Girmeden mümkün değil. Rahat edemem. O yüzden Manes'e gireceğiz dostlar. İlk draki zaten falso gitti. Şu HP potlarını vesaire kırdırmalık şeyleri bankaya koyalım. Ve girmek için bekleyelim. Ve burada satılmayı bekleyen bakın bir sürü şey oldu. Kutularımızdan TS'lerimize kadar. Bunları satıp Diamond Ring'i vesaire verip direkt üstümüze 2 tane Old Rock alma niyetim var. Çünkü HP'den yana çok sıkıntı yaşıyor Nakbasya. Nakbasya üzgün. Şimdi ne yaptık? Manes'ten gene 20 tane zırıltıyı aldık. Onlarla VIP key alacağız ama üstümüzdeki parayı Old Diamond Ring'i jartı jurtu verdik. Bakın dostlar ne aldık? 2 tane Dual Rock. Bu bazısına mantıksız bazısına mantıklı gelecek. Old Diamond Ring'in tamam STR'si daha fazla ama defansı yok. Hadi defansını geçtim. Oğlum HP'si yok. Dual Old Rock bana çok uzun süre gidecektir. Yani bayağı uzun gidecektir. Şunu da becerip bir takamadım bak. Old Rock bana bayağı bir uzun gidecek. Hem HP'si var hem defansı var. Rezistansları biraz Old DR'ye göre düşük ama olsun. 1800 AP vardı Larga Breaker'la. 1795'e düştü. Totalde bir 5 AP kaybım var. Ama HP'den ve defanstan kazancım var. Ben olaya biraz da bu şekilde bakıyorum. Şimdi alacak olduğumuz item net bir şekilde Lilim'e. Lilim alacağız. Lilim artı 0. Sonra üstümüzdeki fabrikleri 8 yaparız. Ya da önce fabrikler sonra Lilim'e. Orası biraz karışık. Orası biraz muallak. Şu kaldığımız Draki'ye devam edelim. Aha korktuğum başıma geldi. Aha korktuğum başıma geldi. Mahvolduk. 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 Kaçtan? Kaç 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 kaç. Nefret ediyorum şu atlardan ya. Ölün lan. Hüf. Al işte. Aa bak yine kilitlediler. Ölme, 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 ölme. Ölme. Ölme lan. Ölme lan, ölme lan, ölme, ölme, ölme. Nefret ettim atından ya. Ben size soracağım. Ben size soracağım atlar. Az daha bekleyin. Ne yaptık şimdi? Şimdi ne yaptık? Hiçbir şey yapamadık dostlar. 3 tane draki, bir tanesi atlarda telef olduktan sonra alayını boşalttı. Bir tane bankada ömür boyu saklayabilecek olduğum Magic Power bonus basılı Warrior kolluk çitin attı. Bu bunu atsın da weapon breaker atmasın ya. Bu yani tarihte yok yani. Kimse yanlışlıkla bile basmamıştır bu itemi. Oyun demiş ki bak kardeşim böyle bir item var bunun varlığından sizin haberiniz yok. Bakın böyle bir itemi bankanıza koyun. Koyum ben ona şeyine. Şimdi gel gelelim Manes ORB'leri değerlendirme zamanına. Manes ORB'lerden 30 tanesine 7 günlük VIP key alabiliyormuşuz. Bir tane alırım. Hatta yetmez bir tane de alırım dostlar. 7-7-14 gün kafam rahat edecek şekilde bütün füzyüli pot, cart, curt ve kastıklarımızı artık VIP key'e koyabiliriz. Teşekkürler oyun. Teşekkürler sayın izleyiciler. Bir dahaki videoda görüşüyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanet oluyorsunuz. Ben bu hunting kutin işleri halledip sıradaki video için hazırlanmaya başlıyorum. Skadi yani Nakbasya şimdilik kaçar. Hoşçakalın.